Leburgaz Belediyesi 2018 yılı inovasyon ve tasarım yılı kapsamında bugün bir e-spor etkinliği gerçekleştirdik. Türkiye'de ve dünyada e-sporu konuştuk. Dünya üzerinde yaklaşık 200 milyon, Türkiye'de 15 milyona yakın e-spor kitlesi mevcut. Aynı şekilde Türkiye'de e-spor şu anda basketboldan daha çok izleniyor. Türkiye'de bildiğiniz üzere e-spor çok gelişen bir sektör. Aynı şekilde dünyada da bu böyle. Türkiye bunun dışında kalmadı ve dünya çapında bir büyümeyi kendisi içerisinde sağladı. Takımlar ve sponsorlar bu konuda çok büyük atılımlar sağlıyorlar. E-sporun gelişimi kulüpleri etkilemiş durumda. Özellikle büyük kulüplerin e-spora girdiğini görüyoruz. E-spora bakış açıları daha çok genç nesili hem kulüplere çekebilmek, hani kulüplerle daha içli dışlı olmasını, ileride daha yakın taraftar olmalarını sağlayabilmek, hem de hızla büyüyen bu sektörde hani kazanç sağlamak istiyorlar. Biz bugün güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Yani 7'den 70'e herkes vardı. Hem çocukları hem aileleri bilinçlendirme şansımız oldu. Öncelikle böyle bir organizasyonu çağırdığı için Leburgaz Belediyesi çok teşekkür ediyorum. Bu tip organizasyonlar, ya ben İstanbul'da yaşıyorum, Kadıköy'de. Bu tip organizasyon İstanbul'da, yani büyük şehir olmasına rağmen orada bile zor buluyor. Leburgaz Belediyesi'nin inovasyon ve tasarımla ilgili yapacağı çalışmalar ve etkinlikler de bu anlamda son derece önemli. Bu konuda bir hayli çalışma var, göz atma şansım oldu. Hepsi ayrı ayrı güzel çalışmalar. Bu nedenle hani belediyenin böyle bir şeye yatırım yapabiliyor olması ve halka ulaştırabiliyor olması çok güzel bir şey.